Bleach'te efsane çizilmiş, dizayn edilmiş nadir karakterlerden birine bakalım bugün. Bunu deyince aklıma gelen şu ki hepsi efsane çizilmiş. Ama hadi neyse, fazla uzatmayalım. Gelsin size Shinji Hirako hakkında bulabildiğim 13 bilgi. İntrodan sonra. Arkadaşlar, size de Muzan saldırsın istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Niçin abone olmayı unutmayın? Çünkü daha çok bu tarz bilgi, parodi vesaire cartı curtu, ıvır zıvır, saçma sapan video, mantıklı video, bir ton video çekeceğim. Siz de bunları izleyebilmeniz için abone olmalısınız. Aslında abone olmanıza gerek yok ama olursanız ben faydalanırım. Benim hoşuma gider. Bir de like atarsanız sevinirim. 1. İlk gösterim. Mangada 183, animede ise daha erken bir dönemde 109. bölümde karşımıza çıktı. 2 yaşı. Yaşı maalesef bilinmiyor. 3 doğum günü. Kendisi 18 Mayıs günü doğmuştur. 4 boyu ve kilosu. 1.76 boyunda olan Shinji Hirako 60 kilodur. 5 ailesi. Ailesi bilinmiyor. 6 rütbesi. Shinji Hirako bir erkek Shinigami ve 5. tümenin şu anki kaptanı. Yaşayanlar dünyasında saklanmaya zorlandıktan sonra Soul Society'ye dönmeden önce Visoretlerin lideri olarak görev yaptı ve onların asıl işe alım sorumlusuydu. 7 temeli. Şu anki temeli Momo Hinamori'dir. 8 eğitim. Shinjo Akademisi'nde eğitim almıştı. 9 kişiliği. İlk bakışta Shinji zararsız bir eksantrik sosyal adetlerden yoksun ve en iyi ihtimalle diğer Shinigamiler arasında alışılmadık zevklere sahip bir adam olarak reddedilebilir. Gözlemciler onun kendi istasyonuna karşı bile tavrın küstü olduğunu görebilirler. Böyle bir izleyicinin onun profesyonelce yapmadığını söylediği için kesinlikle affedilebilir. 10. Zanpakutosu. Evet, Zanpakutosu Sakanade'de. Sakanade'nin anlamı da karşı vuruştur. 11. Shikai. Kendisinin bir Shikai yoktur. 12. Bankai. Bankai Gyakusan Sakanade. Ters çalışma sayat vuruşu anlamına da geliyor. 13 Hollow. Shinji Hollow dönüşümü yapabilir. Normal Shinigamilerden çok daha güçlüdür ve Zero kullanabilir. Umarım Zero'yu doğru söyledim, bilmiyorum şu an. Evet arkadaşlar, kısa bir video oldu. Hasta olmamdan dolayı şu an kısa videoların metinlerini alıyorum. Çünkü konuşması gittikçe zor oluyor. Ama şöyle bir şey demeliyim. Beni bilen bilir, Bleach'i yakın zaman önce izledim. Yani o kadar uzun zamandır izlediğim bir anime değil. Geç ilk sezonunu başta izlemiştim. Bayağı kaç sene oluyor da. Bu sonunu yakın zamanda toparladım. Sonra filler bölümleri var Bleach'te. Zaten efsane rezil bir olay benim için. 50 mi 70 mi filler bölümü atladıktan sonra zaten Shinji'nin geldiği döneme giriyoruz. Bu da mı filler diye bir böyle yadırgadım aslında. Çünkü ekibi hiç hoşuma gitmedi başta. Ama Aizen arkı, Aizen olayları ilerledikçe yani gerçekten bu karakter ve ekibi benim hoşuma gitmeyi başardı yani. Ben bayağı bir zevk aldım bunları görken. Özellikle de Aizen herkese karşı savaştığında kendisinin yani Shinji Hirako'nun yaptığı duruş, karşısına geçmesi falan, hani sizi seni yeneceğiz gibisine durması, tamam yenildi ama bir havayı sundu bize diyebiliriz yani. Severek izlediğim sahneydi. Ama sonuç olarak hoşuma gitti. İyi ki de izledik. Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz, like atarsanız sevinirim. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın.